Kaç senelik evlisin? Eşim 20 yıllık diyor da. E normalde? 8 yıllık. Niye eşine 20 yıl gibi geldi değil mi? Öyle tabii. Adam çift dikiş gitmiş. Bunun suyu gelmiş, sıcak suyu gelmiyor. Dur bakayım. Bezleri yıkayacağım. Bu evde kombi var mı? Ona da bakmadık ama. Var ya, buraları var. Ben hep dürtüyorum onu böyle, tindikliyorum. Diyorum ki öyle deme. Sordun mu niye öyle diyorsun diye? Çok konuşuyormuşum ondan. Aa. Yalan, oysa ki hiç konuşmam. Halbuki iftira. Değil mi? Kızın ağzı var, dili yok. Ya. Ya sorma. 2 tane çocuğum var, 8 senelik evlisin. Kaç yaşındasın? 28. 28, o. 25 Ekim'de şey olacağım, 29 olacağım. 15 Ekim evlilik dönümümüz. Buradan eşime söylüyorum. 15 Ekim unutma. Sonrasını sen çekiyorsun, sana da yazık. 25 Ekim, o bir dahaki 25 Ekim'e kadar onu burnundan getiriyordur eminim. Yalnız öyle de bir söyledik sanki 18'ine giriyor. 25'ime, 29'uma giriyorum. Hediye bekliyor adamda. Eşiniz doğum gününüzü unuttuğunda ne oluyor Binnur Hanım? Tartışma çıkıyor. Sürekli tartışıyoruz, niye unutuyoruz? Gelin sizinle benzer bir olayın canlandırmasını yapalım Binnur Hanım. Diyelim özel bir gün ve eşiniz yine unuttu. Mesela Kadir eşinizmiş gibi yapın. Tamam, çok tatlı. 8 yıl sonra böyle tatlı olmuyor değil mi? Hadi salsa sollarını. Hadi atın tribinizi. Ama atamam, gerçekten ben onu atamam. Öyle kuru kuru olmaz Kadir. Eve gelmiş gibi yapman lazım. Unutma, bugün özel bir gün. Ha, hadi yemek var mı yemek? Yemek ver bana. Evet, yemek istiyorum, hadi işten gel. Yemek? Bugün günlerden ne? Ne bileyim ben. 15 Ekim, 15 Ekim. Hani hediyem nerede? Unuttum ha. Ben bunu nasıl unuttum? Allah beni kahretsin. Allah seni kahretsin. Sonra toparlanmıyor mu? Hala devam mı ediyor? Devam ediyorum tabii ki. Adamın bu yemek de burnundan geliyordur. Yemek enisi vermiyorum ben gideyim. Yemek vermiyorum ki. Niye unutmasaydı? Ben gideyim, bir çiçek alayım da bari yemek yiyeyim en azından. Öyle oluyor mu? Olmuyor. Ay Allah adama sabır versin. Evet. Bunun için 20 sene diyor adam. Neyse, bir şey söylemek istemiyorum. Deme. Bir şey söylemek istemiyorum. Büyük konuşacağım. Allah senin başına da versin. Benim gibi seni. Sus kız! Bir şey, eşinle nerede tanıştınız siz? Eşimle... Yani adam bu tarihli günü nerede yaşadı? Çok merak ediyorum. İşte arkadaşımın kuzeniydi. Ben arkadaşımı kınasam ama nasıl hastayım böyle, boğazım dolu, konuşamıyorum, gitmek istiyorum ama arkadaşımla kıramıyorum. Tutturdu, geleceğim bak dedim, ben hani takatsizim, şu an arkadaşımla konuşmuyorum gerçi ama. O seni tanıştıran arkadaşınla konuşmuyorum. Neden? Husumet geçti aramızda bir. Husumet demek. Ondan sonra lanet ettin, niye beni bunu tanıştırdın dedi falan, şaka diyormuşum orada. Ya da kuzenin demiştir ki beni bu belaya sen bulaştırdın. Sonra ben işte hastaydım o günü. Sonra işte eşimlik arkadaşım dedi ki ya bak da benim kuzenim dedi hani de falan. Ben esmerleri çok seven böyle. Dedim ki yok dedim, ya dedim ama istiyorum, hani beğeniyorum aslında ama hastayım ve böyle gözüm ucuyla falan bakıyorum. Ondan sonra ben böyle bakıyorum falan, yok dedim istemiyorum. Sonra tabii eşim de beni gözüne kestirmiş ama ben zannediyorum bana bakmıyor. Çünkü etrafında bir sürü kız var. Kızlar falan halaya giriyorlar, yanına giriyorlar. Anlaşılan, evet. Ondan sonra neyse ben böyle şey yapmadım, düğünde falan giyindik geldik. Böyle güzelce süslendik falan derken arkadaşımın kuzeni, arkadaşımın kardeşi uğraşıyorum, ilgileniyor falan, o da geliyor. Nereye gidiyorsun? Ben de gideyim. Yok dedim, gerek yok, istemiyorum dedim böyle. Onu yapmaya çalışıyorlar. Ha, neyse ben yolunu kestim zaten, istemedim. Sonra düğündeki sadıçta falan eve falan bıraktı. Ben seni bırakacağım dedim. Sen kimsin ki yani? Benim arkadaşım sadıcı var, sen kimsin ki dedi. Böyle gerçekten konuşmadık, takip etmiş ama ben onu sonradan öğrendim. Gerçekten takip etmiş. O kendi kaşınmış ama şimdi şikayet etmiş. Tatlı kız seni, evet. Sonra neyse bayağı bir mesaj açtık falan, arkadaşlık teklif etti. Ben tamam dedim, konuşalım, ne olacak ki zaten dedim. Hayatımda kimse de yok zaten. Konuşuyoruz falan böyle, ne yapıyorsun, hızlısın. İstemiyordu, kestirip attı. Sonra da diyor ki konuşalım madem. Hiç anlamadım. Hep öyle arkadaş diye başlıyorsa. Tamam. Konuştuk falan böyle. Sonra bu dedik işte dedi, ben seninle ilgilendim falan, görüşelim öyle dedi. Sonra neyse annemlerle falan görüştük. Biz Allah'tan istemiyordun, kestirip attın, evet. Tabii ki. İstemem, yan cebime koy böyle. Sonra neyse konuştuk, ettik, bayağı muhabbeti sardı. Dedi ki ben dedi ciddi düşünüyorum dedi. Dedim ki daha 6 ay olmuş, neresi ciddi düşünüyorsun yani? 6 ayda ne ciddi düşüneceksin? Yok işte bence düşünüyorum, 7 ay falan oldu, annemleri istemeye geleceğim dedi. Annemler de vermeyiz dediler. Dedim anne bak, vermezsen kaçarım, bunu söyledim anneme. İstemiyordu, önünü kesti, vermezseniz kal. Nasıl bu kadar hızlandı bu ilişki? Hızlı anlatıyor Kadir. 6 ay içinde Bayağı büyük konuşmuş, ben sana diyeyim. Yok, büyük konuştum, ben zaten buna bakmam, bunu hayatta bakmam, yüzüne bakmam dedim. Evet, bunu dedikten sonra sen şimdi gör, hemen Aynen öyle. Anneme dedim bak vermezsen kaçarım. Mı? Kaçtım. Ve dedim bak dedim vermezsen kaçarım dedim ve kaçtım. Nasıl kaçtın? Aslında kız? Kaçmayın çünkü düğününüz içinizde kalıyor. Gelinlik hani giymiyorsunuz. Düğün yapmadın mı? Yapmadılar. Gelinlik de giymedin. Yok. Biz nikah yaptık. Orada bir tane komşusu vardı. Eşimi çok seven komşusu. O bir tane gelinlik getirdi. 42 beden gibi. Ben 34 bedenim o sıra. Şu anda da çok büyük derim ama. Bol bolaş giydin onu da. Buradan bir strapless hiç sevmem. Ama yine Allah razı olsun. Kadın getirdi, giydirdik. Buradan tutuyorum, buradan dikiyorlar, ama çok komikti. Saçımı da açmış elbise giyeceğim diye. Ondan saçımı da açtım, makyaj yaptık, gittik nikah. Ham hol, şaralon, ittirdiler. Aynen öyle. Ha şu anda iyiyiz hani çok şükür. Peki duraydın da belki verirlerdi. Yok vermezlerdi. Vermezler. Anladım. Vermem diyorsa vermezler. Peki annelerle ne zaman barıştın? Oğluma hamile kaldım, eşim askere gitti. Benim maceram çok. Daha askere de gitmemiş adam. Bilmiyordum ki, biz onu tecil etmeye gittik. Hamileyim dediler, tecil yok, tecili bozulmuş. Askere çağırdılar. 12 ayda askerlik yaptı. Kız sen hangi akla hizmet karnında çocuk askere adam yolladın? Hikaye çok heyecanlı. Konuşmaya devam etsek de temizliğe hiç başlamasanız mı acaba? Yok işe girişelim. Bunu yarıda keselim. Derisi çürüyelim. Seninki tam bir deli cesareti. Şarkı söyler gibi anlatıyor Binnur Hanım. Ellerini de şak şak vurarak. Tecrübe bozdular. Benim oğlan karnımda kaldı. Sonra devam edelim bu hikayeye mutlaka. Tamam edelim. Buna zaten muhabbet versen sabah akşam eder. Temizliğe nereden devam edeceksiniz? Dolaplarından da sıcak su akmıyor, kettle'da kaynattım. Bir daha kaynatayım da lazım olacak, dur. Ne hangi dur? Bu taraftan mı başlıyorsun? Ha hepsini aşağı. Ben ne yapıyorum? Camın kabasını alacaksın. Evet, o zaman hemen bir kovası alıyoruz, camın kabasına giriyoruz. Çok fazla dolabı var, ben onun kadar vicdansız biri değilim. Üst dolapların silinmesini isterim içli dışlı ama alt dolapların içine girmese de olabilir belki.